sevgili arkadaşlar. Gelibolu yolundayız. Şimdi korona var, morona var. Niye geziyorsun diyeceksiniz. Gezmiyoruz. Şöyle günübirlik babamlara gidiyoruz. Biz de çıkmıyoruz, onlar da çıkmıyor. Annem bir şeyler hazırlamış arkadaşlar. Onları almaya gidiyoruz şu anda. Kayınçamın da bizde eşyaları vardı. Onları götürmemiz lazım. Şimdi bir arkadaşımız sanıyorum bizi eskilerden beri takip eden bir arkadaşımız şöyle bir yorum atmıştı. Sildim kimsenin moralin bozulmasın diye de aklımda yani o yorum. Şöyle diyor. İşte motorun sesini dinletmiyorsun. O yüzden senin kanalın böyle ilerlemiyor. İşte sen busun. Niye bize müzik dinletiyorsun da motor dinletmiyorsun demişti arkadaşımız. Şimdi bu yolda giderken 10 dakika falan ben konuşmayayım. Müzik de çalmasın. 10 dakika falan sadece motoru dinleyelim. Böyle bir tedavi olsun. Hepimiz için. Korona tedavisi olsun. Onun dışında işte köpeğimizle yola çıktığımız ilk uzun yolculuğumuz. Tuzla Halkalı arası yapmıştık. Onu uzun sayarsanız onu yaptık. Ama ilk şehirler arası yolculuğumuz da bu. Kendisi uyuyor şu anda. Ben ne kadar bağırsam da. Yolumuz böyle. 2 saat, 2,5 saatlik kadar bir yolumuz daha kaldı. Kırmızı ışık da bayağı uzunmuş. Tabii der. Kükrememiz bu şekilde arkadaşlar. Yakıt tükettiğimizde 10.2 falan ortalama şu anda. Şuradan menzili gösterebiliriz. 300 lira mazot aldık. 500 kilometrelik bir menzilimiz var. Hemen şuradan açalım. Ortalama. Bu da muhtemelen şeyden kaynaklanıyor arkadaşlar ya. Demin sert kalktım ya. 10.2 idi. Sert kalkışlarda hemen mazot. Bu arabaların zaten olayı kaset düştü. Yok, tokan düştü. Bu arabaların olayı arkadaşlar biliyorsunuz. Yumuşak kullanacaksınız. Bunun şoför mahalline oturduğunuzda anlıyorsunuz. Şoför mahallinde bu. Yani kamyon gibi bir araba olduğunu anlıyorsunuz. Ya da gemi gibi bir araba olduğunu anlıyorsunuz. Yani yanda oturduğunuzda normal jip gibi gelebilir. Ama buraya oturduğunuzda kamyon sürüş teknikleriyle sürmeniz gerektiğini anlıyorsunuz. Evet, şimdi mesela otobanda olduğumuz için ben bakın otomatik olarak kendisi şu anda otoban konumunu aldı kendisine. Tabii çeşitli yerlerde duraksamalar yapıyoruz, ediyoruz. Ben özellikle şuradaki tuşa bastım. Bu da demek oluyor ki ben bu konfigürasyonu beğendim aga. Ellemesem, bir daha değiştirme. Mesela şimdi eğer 60'ın altına düşseydi hızımız otoban konumundan kendisini geri alıp tekrar yükseltecekti. Normal konumuna geri alacaktı. Otoban konumunda yere basıyor kendini biliyorsunuz. Aerodinamik amaçlı. Tabii biz dur kalk yapıyoruz. Kırmızı ışıklarda falan durduğumuz için ne oluyor? 60'ın altına iniyoruz. Hatta sıfıra da düşüyoruz kilometre hız olarak. Ne yaptık? Biz de bunu sabitlemek için bu tuşa bastık. Dedik ki sen otoban modunda kal. Yolumuz uzun. Duracağız kalkacağız ama ya da sen otoban modunda kal dedik. Bunun için. Evet, şimdi ben susuyorum. Bir 10 dakika falan ses dinleteyim size. Arabanın motorunu dinletelim. Kükremeleri dinletelim.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kırmızı ışıkta duruyoruz. Hala otoban modunda, niye? Bunu sabitledik. Bu arada mesela 130 ile 140 ile giderken bir anda sıfıra düştük arkadaşlar. Normal arabalar için bu sorun olmayabilir ama 3 tonluk bir araç için bu zor bir aksiyon, yani kolay bir aksiyon değil. Ve bunu Türkiye'deki yollarda çok sık karşılaştığımız bir durum. Otobanın içinde herifler şey koyuyor, yani kırmızı ışık var. Otobanın içinde kırmızı ışığın ne işi var? Çok saçma yani. Neyse, Türkiye'deki yollarda bundan çok mevcut arkadaşlar. Bu arabalara has bir durum var. O da şu: eğer ön balatalarınız özellikle çakmaysa ne oluyor size söyleyeyim arkadaşlar. Araba şöyle 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 yapıyor, fren yaparken, tamam mı? Ben bunun mesela farkına vardım. İlk aldığımda çakma balatalarmış. Yani şey, OEM dedikleri orijinal olmayan balatalarmış. Dolayısıyla ilk aldığım araba frene bastığımda, yani 140'lardan 0'a bir anda düşmek için frene asıldığımda şöyle 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 yapıyordu direksiyon. Mazda Otosanayi'deki Konak otomotiv var arkadaşlar. Onun sahibi abimiz durumu izah etti. Dedi ki orijinal olmayan balatalar şu harekete sebep oluyor dedi. Titreme hareketine. Motordaki tank slapping var ya, o harekete sebep olur dedi. O hareketi istemiyorsanız arkadaşlar, mesela ben otobanda çok zaman harcadığım için bu benim mesela sürüş konforumu engelleyen bir şeydi. Onu mesela ilk alır almaz ilk onu hallettirdim yani. O yüzden mesela şu anda öyle bir problemim kalmadı. Eğer öyle bir problemi olan varsa arkadaşlar, L322 kasada tank slapping dedikleri şu hareketi yapıyorsa fren yaptığınızda, balataları orijinalleriyle değiştirin mutlaka arkadaşlar. Yani vaktiniz olduğunda, paranız olduğunda bunu yapın yani. Bu sürüş kalitenizi çok değiştirecek, emin olun.
de tam balığa çıkmalık ha bak çarşaf gibi.